AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı görevini yapmaya davet ederek açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Nurettin Doğanay yazılı olarak yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren geçmişle ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi salvorlarda bulunmaya devam etmektedir. Sayın Tanju Özcan kendisini hala muhalefet koltuğunda görüyor olmalı ki icra makamı gibi davranamıyor. Eğer böyle olmasa her gün bir yenisini dillendirdiği iddialar ilgili olarak icra makamının davranması gerektiği gibi davranırdı. Devletin bir çalışma şekli vardır. Belediyede bir usulsüz durum görüyorsan soruşturma açtırırsın. Mülkiye müfettişlerini inceletirsin. Sayıştay denetimine girersin. Varsa kanuna ve usule aykırı durum gerek idari gerekse adli olarak gereğini yaparsın. Ama amacınız AK Parti'ye saldırmaksa buna müsaade etmeyiz. Onun için diyorum ki varsa bir yolsuzluk, usulsüzlük sonuna kadar git. Biz de gereğini yapalım. AK Parti olarak hiçbir gayrimeşru işin arkasında durmayız. Yetim hakkının yenildiği hiçbir eylemi desteklemeyiz. Adaletin kestiği parmak acımaz inancındayız. AK Parti bugüne kadar yolunu şaşırmış hiçbir kimseyi bünyesinde tutmamıştır. Yoldan çıkan hiçbir kimseyi içimizde barındırmayız. Ancak masumiyet karinesi gereği de hiçbir kimsenin suçluluğu ispatlanmadan siyasi mülahazalarla itibar suikastına uğratılmasına da müsaade etmeyiz. Etmem de bu böyle biline. AK Parti il başkanı olarak diyorum ki, Sayın Tanju Özcan, belediye başkanı olarak tüm belge ve ihale dosyaları elinin altında. Haydi suç duyurusunda bulun. Ver savcılığa. Rögar kapakları dedin. Bobes dedin. Fazla maaş alan müdür dedin. Göreve geldiğin ilk günden bu yana diyorsun da diyorsun. Ama savcılığa verdiğin tek bir yolsuzluk iddian var mı? Yok. Neden sadece konuşuyorsun da savcılığa vermiyorsun? Tüm Bolu kamuoyu biliyor ki mesleğim müteahhitliktir. Son 4 yılda il başkanı olmak üzere 15 yıldır liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının izinde onurla, gururla AK Parti'de aktif siyaset yapmaktayım. Buna karşılık ne Bolu Belediyesi'nden ne de başka resmi bir kurumdan iş almamış, devletin tek bir kuruşu boğazından geçmemiş biri olarak sana hem bir kere daha çağrıda bulunuyor hem de söz veriyorum. Sadece söylemden öteye geçmeyen yolsuzluk iddialarını sen savcılığa ver, ben de adı, sanı, makamı, mevkii kim olursa olsun hukuken ispatlanmış bir sonuç ortaya çıkarsa AK Parti il başkanı olarak gereğini yapayım. Sen gereğini yap, ben zaten yaparım ifadelerini kullandı.